İzmir depremi son dakika. Deprem sonrası arama kurtarma çalışmaları başladı. İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan binalarda kurtarma çalışması başlatıldı. Depremden dakikalar sonra göçük altında kalan biri kadın 5 kişi kurtarıldı. İlerleyen saatlerde açıklama yapan İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker, depremde enkaz altından şu ana kadar 70 civarında kişinin kurtarıldığını bildirdi. Deprem sırasında bazı vatandaşların ise panik yapıp yüksekten atlama sonucu yaralandığı belirtildi. Son olarak ise Bayraklı ilçesi 258 sokaktaki binanın enkazından 28 yaşındaki bir kişi yaralı olarak kurtarıldı. İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan binalarda kurtarma çalışması başlatıldı. Depremden dakikalar sonra göçük altında kalan 5 kişi kurtarıldı. Vali Yavuz Selim Köşker, daha sonra yaptığı açıklamada kurtarılan vatandaşların sayısının 70 olduğunu açıkladı. Yıkılan ve hasar gören 12 binadaki arama kurtarma çalışmaları sürüyor. İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki deprem İstanbul başta olmak üzere pek çok ilde hissedildi. Deprem sonrası yıkılan binalarda enkaz altında kalan vatandaşlar için kurtarma çalışması başlatıldı. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, depremin ardından kendilerine 20'ye yakın yıkım ihbarı geldiğini söyledi. 285 sokaktaki çöken binada da ekiplerin çalışması sonuç verdi. Binanın çökmesi sonucu enkaz altında kalan 15 yaşındaki Günay Özışık da yaklaşık 9 saat sonra kurtarıldı. Günay Özışık ambulansla hastaneye götürüldü. Bayraklı ilçesinde depremden hasar gören bina enkazları altında kalan vatandaşlardan biri de 17 yaşındaki Umut Demir idi. Depreme uykuda yakalanan Umut Demir, çok katlı bir binanın enkazından kurtarıldı. O anlar kameralara yansıdı. AFAD, belediye, itfaiye ve 112 acil ekipleri yıkımın olduğu söylenen Bayraklı ilçesine yönlendirildi. Bayraklı ilçesi 1593 sokakta deprem nedeniyle yıkılan 7 katlı binanın enkazından 4 kişi yaralı çıkarıldı. Enkazdan kurtarılan bir kadının kurtarılma anı vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı. Binada yakınları bulunanların endişeli bekleyişi devam ediyor. İzmir Valisi Yavuz Selim Köşker, İlerleyen saatlerde yaptığı açıklamada, depremde enkaz altından 70 civarında kişinin kurtarıldığını bildirdi. Öte yandan son olarak Bayraklı ilçesi 258 sokaktaki binanın enkazından 28 yaşındaki bir kişi daha yaralı olarak kurtarıldı. Sığacık Mahallesi Muhtarı Yaşar Keleş, depremde hayatını kaybeden bir kişi tekerlekli sandalyede olan bir teyzemizdi. Maalesef tsunami'de boğularak hayatını kaybetti, dedi. Depremden en çok etkilenen ilçe Bayraklı'da 11 katlı bir binanın da alttaki 3 katı çöktü. Binanın alt katında bulunan tekel bayisinin çalışanları kendilerini dışarı atıp canlarını kurtardı. Ancak yanındaki zincir market şubesinde çalışanları ve bazı müşterilerin mahsur kaldığı öne sürüldü. Markette 20 kişinin mahsur kaldığı ifade edilirken, ihbar üzerine bölgeye AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, binada arama kurtarma çalışması başlattı. Deprem sırasında bazı vatandaşların panik yapıp yüksekten atlama sonucu yaralandığı belirtildi. Enkaz altından kurtarılan vatandaşlar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.